Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli arkadaşlar, dersimize başlarken Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat ve selam gönderiyor. Ve bir cümlenizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hadis tarihi ders kayıtlarımızın 7.sini gerçekleştirmek üzere birlikteyiz. Zaman hızla akıyor. Dersimize başlarken Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ediyor, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat ve selam gönderiyor ve bir cümlenizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün dersimizde belli başlı hadis kitaplarını incelemeye, tanımaya, tanıtmaya çalışacağız. Kısacık hadis tarihini hatırlatıp öyle dersimize devam edelim. Daha önceki derslerimizde gördüğümüz üzere Hicri 1. asırda hıfz ve kitabet yoluyla sahabe-i kiram tarafından hadisler tespit edildi. Daha sonra Hicri 2. asrın ilk yarısında büyük ölçüde tabi'in tarafından hadisler tedvin edildi, bir araya getirilip yeniden yazıldı. Tedvinde bir sınıflandırma yapılmamıştı. Hicri 2. asrın 2. yarısından 3. asrın tamamına kadar 150 yıllık bir süreçte tedvin edilmiş, bir araya getirilmiş olan hadis yekûnu değişik kriterlere göre tasnif edildi. Konularına göre, kişilere göre sınıflandırmalar yapıldı ve hadis eserleri oluştu. Tasnif dönemiyle birlikte yeniden hadisler belirli tertip üzere kaleme alındı, kitaplar meydana geldi. Kıymetli arkadaşlar, bu kitaplardan bazıları taşımış oldukları nitelikler, barındırdığı özellikler, üstünlükler nedeniyle ön plana çıktı. İşte bu ön plana çıkmış olan hadis eserlerini tanımaya çalışacağız. Bunlardan birincisi İmam Bukhari'nin El-Cami'u Sahih adlı eseri. Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci derecede İslam ümmetinin kaynağı, menbaı. 2. Müslim El-Cami'u Sahih. 3. Ebu Davud Es-Sünen. Daha sonra bu kitapların geniş isimlerini, tam isimlerini, müelliflerin tam isimlerini künyeleriyle, nispeleriyle, lakaplarıyla birlikte öğreneceğiz. Şimdi şöyle kısa isimlerle tanımış olalım. Nesai Sünen, Tirmizi Sünen. Burada müelliflerin ölüm tarihleri de verilmektedir. İşte Buhari 256'da Hicri, 869'da Miladi. Müslim 216 Hicri, 831 Miladi. Bu şekilde ölüm tarihleri de verilmiş. 6 İbn-i Mace Sünen. 7 İmam Malik Muvatta. 8 Ahmed İbn-i Hanbel Müsned. 9 Darimi Sünen. Değerli arkadaşlar, bu eserler kendi aralarında farklı isimlendirmelerle isimlendirilmiştir. Mesela Buhari ve Müslim'in ikisine birlikte Sahihan ya da Sahihayn denir. Sahihan denildiği zaman, Sahihayn denildiği zaman aklımıza gelecek eser Buhari ve Müslim'in sahihleri. Yine Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace, 4 sünene, süneni erbaa, 4 sünen olarak isimlendirilir. Her ne zaman süneni erbaa diye bir bilgi geçse, hemen Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace'nin süneni olduğunu hatırlayacağız. Yine Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi ve İbn-i Mace bu 6 esere birlikte Kütüb-i Sitte, 6 kitap ismini veriyoruz. Öne çıkmış 6 kitap. Buna 3 eseri daha ilave ediyoruz.
Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace, İmam Malik, Ahmed İbn-i Hanbel ve Darimi'nin eserlerinden oluşan bu yekuna Kütüb-ü Tis'ah, 9 kitap ismini veriyoruz. Bu dersimizle birlikte bu eserleri yine müstedrek, müstahreç, efendim müsannef türü bazı eserleri tanıyacağız. Bu 9 eseri tanımaya bugün inşallah başlıyoruz. Ve ilk ele alacağımız eser El-Cami'us Sahihul Bukhari. İmam Bukhari Hazretlerinin efendim çok sayıda hadisten seçerek oluşturmuş olduğu baş ucu kitaplarımızdan birisi olan El-Cami'us Sahihul Bukhari'yi efendim tanımaya çalışacağız. İlk önce İmam Bukhari'nin hayatını bir hatırlayalım değerli arkadaşlar. İmam Bukhari Hicri 194'te Buhara'da doğdu. Az önce de 256'da vefat ettiğini de yazmıştık kitapları toplu olarak verirken. Evet, Buhari'nin adı Muhammed bin İsmail'dir. Buhari henüz küçük yaştayken, yeni doğmuşken babası vefat etmiştir. Annesinin terbiyesi altında büyümüştür. Annelerin çocuk terbiyesinde nedenli önemli bir fonksiyon icra ettiklerini İmam Buhari'nin yetişme sürecinde görmüş oluyoruz. Anneler çocuklarına sahip olurlarsa efendim vatana, millete, ümmete güzel hizmetler yapacak insanlar olarak yetişmelerini temin etmiş olurlar. Buhari bunun en güzel örneği. Küçük yaşta Kur'an'ı ezberlemiş ve Arapça öğrenmiştir. İmam Buhari Hazretlerinin babası da bir alim. Evde bir ilim geleneği var. Oturmuş bir yapı var. Haliyle İmam Buhari Hazretleri babasının izinden giderek küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, hafız olmuş ve aynı zamanda Arapça öğrenmiş. 11 yaşında hadis öğrenmeye başlamış. 16 yaşına geldiği zaman annesiyle ve kardeşiyle beraber Mekke'ye yolculuk yapmışlar. Daha sonra annesi ve kardeşi geri dönmüş ama İmam Buhari Hazretleri orada kalmış. Buradan anlaşılıyor ki hem bir hac vazifesi gerçekleştirmek hem de bir ilim merkezi olarak Mekke'ye, Medine'ye çocuklarını kardeşiyle beraber anne götürüp bir hocaya teslim etmek üzere yola çıkmış olmalı. Daha sonra anne ile kardeş geri dönmüş. İmam Buhari Hazretleri orada kalıp hadis ilmine, öğrenimine devam etmiştir. Daha sonraki süreçte ilim öğrenmek için Şam'a, Mısır'a, Basra'ya, Küfe'ye, Bağdat'a yolculuklar yapmış. İmam Buhari Hazretleri'nin yapmış olduğu bu yolculuklara kuş bakışı olarak baktığımızda 5000 kilometrelik bir hadis yolculuğu yaptığını görüyoruz. Hatta işte Basra'ya, Küfe'ye tekrar tekrar gittiği de düşünülürse bu 5000 kilometrelik mesafenin daha yukarıya çıktığını söyleyebiliriz. 100.000 üzerinde hadis ezberlemiş. Daha önceki derslerimizden hatırlayalım. Bir talebenin hadis öğrenmek için doğup büyüdüğü yerden kalkıp başka merkezlere yapmış olduğu yolculuklara rihle deniyordu. Er-rihle fi talebil ilm. İlim talep etmekte, ilim öğrenmekte yapılan yolculuklar. Evet, bu yolculuklar esnasında 100.000 üzerinde hadis ezberlemiş. 600.000 kadar hadis ezberlediği belirtilir ve bu hadisleri hem metinleri hem de senetleriyle birlikte ezberlediği tarih kitaplarında, hadis tarihi kitaplarında kaydedilmiştir. Hatta İmam Bukhari Hazretlerinin hadis bilgisini ölçmek için kendisi bir denemeye, sınava tabi tutulmuş. Onu sınava tabi tutanlar hadislerin senetlerini karıştırarak Buhari'yi denemek istemişler. Fakat İmam Buhari Hazretleri karıştırmış olan bu senet bilgilerini doğru bir şekilde okuyup sınavı da başarıyla geçmiştir. Evet, daha sonra tabii memleketine dönmüştür bu yolculuklar esnasında
öğrendikleriyle birlikte. Fakat memleketinde de o dönemde bir kısım tartışmalar gündemde. Mutezile'nin etkisiyle Halkul Kur'an, Kur'an'ın mahluk olup olmadığı, yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın ezeli kelamı mıdır, yoksa Allah-u Teala'nın sonradan yaratmış olduğu bir efendim söz müdür? Burada farklı tartışmalar vücut bulmuştur. Mutezile Kur'an'ın mahluk olduğu, sonradan yaratıldığı fikrindedir. Ve o dönemin siyasi gücü de bu fikri benimsemiştir. Bu fikre karşı çıkan, bu fikri benimsemeyen İslam alimlerine hayat zorlu hale getirilmiş. Birçokları hapsedilmiş, işkenceye maruz bırakılmıştır. İmam Bukhari Hazretleri de bu düşünceye karşı olduğundan dolayı memleketinde rahat bulamamış ve memleketinden başka bir mecraya, mekana göç etmek durumunda kalmıştır. Semerkant'a gitmek üzere yola çıkmış. Doğduğu yer olan Buhara'nın yakın efendim beldelerinden Hertek'te vefat etmiştir. 256 yılının Ramazan bayramı gecesi Buhara Hertek'te vefat etmiş. Allah cennetiyle, cemaliyle sevindirsin. Cennetinde komşu olmayı nasip eylesin. Efendim burada değerli arkadaşlar, İmam Buhari Hazretleri'nin yolculuklarını gösteren bir haritayı görüyorsunuz. İşte doğduğu yer Buhara, Buhara'dan Nişabur, Bağdat, Basra, Şam, Kudüs, Fustat, efendim Medine. Burada Mekke gösterilmemiş ama Mekke'de gösteriliyor. Bu yolculuğun efendim uzunluğu değerli arkadaşlar kuş bakışı olarak 500 kilometre. Yani o dönemin şartlarında efendim vesait kıtlığını, ulaşım imkanlarının efendim zayıf olduğunu düşünürsek, belki at sırtında, belki yürüyerek bu yolculuğu gerçekleştirmiş. Tabii her gittiği yerde 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 3 yıl kalmış. Bu bölgelerdeki, buralar İslam coğrafyası, efendim hadis meclislerine katılmış ve hadis hocalarından hadis okuyup ilmini ziyadeleştirmiştir. Daha sonra da bize bugün başucu kaynağımız olan efendim eserini telif etmiştir. Tabii bu yolculuğun gidişi olduğu gibi dönüşü de olmaktadır. Aynı zamanda İmam Buhari Hazretleri'nin hayatını okuduğumuz zaman göreceğiz. Bazı merkezlere birden fazla gitmiştir. Haliyle efendim ömrünü hadise vakfetmiş, hayatı rihle ile geçmiş bir güzel insandır. İmam Buhari Hazretlerine sahip çıkmak, değerli arkadaşlar, hadise sahip çıkmaktır. İmam Buhari Hazretlerine sahip çıkmak, emeğe, gayrete, efendim dökülen alın terine sahip çıkmaktır. İmam Buhari Hazretlerine sahip çıkmak bir vefadır. İmam Buhari Hazretlerine sahip çıkmak, fedakarlığa sahip çıkmaktır. İmam Buhari Hazretlerine sahip çıkmak, hadise sahip çıkmaktır. Hadise sahip çıkmak, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkmaktır. Haliyle Hazreti Peygamber'e sahip çıkmak, İslam'a, Kur'an'a sahip çıkmaktır. Haliyle İmam Buhari Hazretlerini sahiplenmek, hadisi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, Kur'an'ı, İslam'ı sahiplenmek olarak ifade edilebilir. İmam Buhari Hazretleri'nin tabi bizim en çok bildiğimiz El Cami'us Sahihi dışında başka eserleri de var. Onlardan mesela bir Et Tarihul Kebir. Değerli arkadaşlar, Tarihul Kebir, büyük tarih anlamında hadis ravilerinin hayatlarını ele alan, inceleyen eser demektir. Daha önce Cerh Tadil'le alakalı konular işlerken bu isimler geçmişti. Oradan da hatırlayalım. Cerh Tadil alimleri, ravilerin hayatlarını ele alıp inceledikleri, bu noktada telif etmiş oldukları eserler vardı. Bazı müellifler, efendim, zayıf ravileri bir araya getirmişler. Bazıları
efendim güvenilir ravileri bir araya getirmişler. Bazı kitaplarda da zayıf ve güvenilir raviler birlikte ele alınmış. İmam Buhari'nin Et-Tarihül Kebir'i güvenilir ve zayıf ravileri birlikte ele alan bir eserdir. Bir başka eseri El-Edebül Müfret. El-Edebül Müfret ahlak hadislerini, güzel ahlakla alakalı efendim insanların diğer insanlarla olan ilişkilerini, insanların hayvanlara olan şefkatini, tabiata, çevreye olan sorumluluklarını ele alıp inceleyen hadisleri bir araya getirmiş. Halku ef'alil ibad, kulların fiillerinin yaratılması konusu. Bu da yine dönemin tartışmalarıyla alakalı bir telif olduğunu görüyoruz. Siz kelam derslerinden göreceksiniz. Efendim, bir kulun fiilini kulun kendisi mi gerçekleştirir, Allah mı var eder? Bu konuda farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Mutezile'nin yaklaşımına göre kul fiilinin halikidir. Ama Ehl-i Sünnet'in İmam Maturidi, Eş'ari değerlendirmesine göre de kul azmeder, kasteder, meyleder, efendim irade eder, tercih eder. Allah da kulun tercih etmiş olduğu, azmetmiş olduğu, kastetmiş olduğu, niyet etmiş, yönelmiş olduğu fiili var eder. Bu şekildedir mesele. İşte bu konuda İmam Buhari Hazretleri de bir eser kaleme almış, onu görüyoruz. Bir başka eser, Raf'ul yedeyn fis salah, namazda elleri kaldırma konusu. Biliyorsunuz mezheplerimiz arasında farklı uygulamalar bulunmaktadır. Elleri kulaklara kadar kaldırmak, omuza kadar kaldırmak, her rekatta kaldırmak, sadece ilk rekatta kaldırmak, cenaze namazında, bayram namazında. İşte bu konuları ele alıp bu noktada Efendimizin hadislerini aktaran bir eser. Ref'ul yedeyn fissalah, namazda elleri kaldırma konusu. Bir diğer eseri Kitab-ı Duafâ-i Sagîr. Efendim, zayıf ravileri bir araya getiren bir eser. Bir başka Kitab-ül Küna, künyalar, künyeleri. Küna değerli arkadaşlar, künyenin çoğulu, ravilerin künyelerinden bahseden bir eserdir. Malumunuz, efendim o dönemde soy ismi yok. Benzer isimler var. Çok sayıda Ahmet, çok sayıda Abdullah, çok sayıda Ömer isminde raviler var. Her bir ravi diğerinden ayrılsın diye isminin yanında lakabı, isminin yanında künyesi, isminin yanında nisbesi bulunmaktadır. İşte ravileri birbirinden ayırt eden özelliklerden bir tanesi künyeleridir. Yani çocuklarının işte Ebu Ahmet, Ebu Abdullah gibi isimlere künye diyoruz. Bu şekilde ravileri tanıtan bir eser, künyeleri ortaya koyan. Hangi künye, hangi isme ait onu belirten bir eser. Haliyle künyeler bilinince ravileri de birbirinden ayırt etmek mümkün olmaktadır. Bu imkana hizmet etsin diye bu eseri İmam Buhari Hazretleri kaleme almış. Kitab-ül Kıraati Halfel İmam. Efendim, imam arkasında okuma konusu. Yine biliyorsunuz mezhepler arasında farklı uygulamalar var. Cemaatle namaz kıldığımız durumda imam Fatiha'yı okurken cemaat okuyacak mı, ne kadar okuyacak, namazın hangi kısımlarını okuyacak, işte biz namazda Sübhaneke'yi okuruz, rükuda, secdede Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel Azim, onları okuruz. Şafii mezhebine olan kardeşlerimiz Fatiha'yı da okurlar. Bu konuyu ele alan, inceleyen eseri bu şekilde. El-Akide yahut Et-Tevhid, yine iman konularını. El-Akide iman, Et-Tevhid yine iman demek diye arkadaşlar. Bu konuları ele alan, inceleyen eser. Evet, şöyle İmam Buhari Hazretleri'nin eserini bir de kitap halinde görelim. Efendim, son zamanlarda yapılan bir baskısını görüyorsunuz. Sahih-ül Buhari, burada ismi var. Şurada efendim İmam Buhari Hazretleri'nin uzunca ismine yer verilmiş. Evet. Yine daha önce yapılmış bir baskısını görüyoruz. Yazı durumuna bakarsanız eski baskılardan olduğu anlaşılıyor. Yine Buhari'nin içerisinden alınmış bir sayfayı görüyorsunuz değerli arkadaşlar.
yine eski bir nüsha, eski bir baskı, eski bir kitap. Efendim çok okunmuş olmalı ki bu şekilde yıpranmış. Böyle elimizde yıprattığımız, okuyarak yıprattığımız ne kadar kitabımız var. Evet. İnşallah ellerimizde yıpranan, okunmaktan yıpranmış kitaplar olur. Çocuklarımıza bunu miras bırakırız. Hem yıpranmış seccadelerimiz hem de yıpranmış kitaplarımız olması ne güzel olur. Ne mutlu kitapları yıpratan ve ne mutlu efendim secde azalarıyla seccadeleri aşındıran kimselere. Evet, yine burada bir başka sayfayı görüyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi İmam Bukhari Hazretlerinin hazırlamış olduğu El Camiu Sahih isimli eseri yakından tanımaya çalışalım. Sahih'in özellikleri diye bir başlık koyduk. Burada bir kısım özelliklerden bahsedeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi şu uzunca isim, değerli arkadaşlar, bizim sahih olarak, Sahih-i Bukhari olarak bildiğimiz eserin tam ismi. Tam ismi. El-Cami'ul Müsnedüs Sahih-ül Muhtasar min umuri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünenihi ve eyyamihi. Kıymetli arkadaşlar, bir eserin ismi o eserin özelliklerini, niteliklerini ifade etmektedir. Nasıl ki bir başlık konuyla alakalı bize bilgi vermekte, başlıktan hareketle konuda neyin anlatılacağını biz anlamaktayız. Bir eserin ismini gördüğümüz zaman da o isim efendim bize bu eserin şunları şunları barındırdığını ifade etmektedir. İşte İmam Buhari'nin El-Cami'us Sahih olarak bildiğimiz bu eserinin o uzunca isminden özelliklerini tanıyoruz. Şurada kırmızı olarak yazmış olduğum kısımlar efendim eserin özelliklerini ifade eden hususlardır. Cami, Müsned, Sahih, Muhtasar, Umur, Sünen, Eyyam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, bir kitabın isminde dahi bakınız, Hazreti Peygamber'in aleyhi ve sellem durumunu, yani ona salatu selam okumayı ihmal etmemiştir. Bugün biz yazma imkanlarımız daha kolay olduğu halde, kes kopyala yapıştır gibi kolayca yazabildiğimiz halde, Efendimizin ismini yazarken çoğu defa sallallahu aleyhi ve sellem yazısını ilave etmeyi ihmal ediyoruz. Aynı zamanda dilimizde de bu ifade arzu edilir şekilde maalesef yer bulmuyor. Yazıda ya yazmıyoruz ya da SAV diye kısa yazıyoruz. Ama bakınız burada bir kitabın isminde dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim diye belirtilmiş. Efendimize salatu selamın efendim ehemmiyeti burada gösterilmiştir. Evet. Üslubul beyan aynıyla insan. Bir insanın üslubu, değerli arkadaşlar, kendisini ifade eder, kendisini ortaya koyar. Bu ifade İmam Bukhari'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Efendimiz'e sevgisinin, hürmetinin, bağlılığının bir nişanesidir. Evet, Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyuruyor, biliyorsunuz. Efendim, insanların en cimrisi ismim anıldığı halde bana salatu selam okumayandır. Onun için Peygamber Efendimiz'in ismi zikredilirken mutlaka derlenip toparlanmalıyız. Mutlaka ona sevgimizin bir ifadesi, bağlılığımızın bir ifadesi, muhabbetimizin, hürmetimizin bir yansıması olarak sallallahu aleyhi ve sellem cümlesini yazmalıyız. Efendim sözlü dilde de mutlaka zikretmeliyiz.
Evet, burada tekrar dönelim. Cami, Müsned, Sahih, Muhtasar, Umur, Sünen, Eyyam efendim isim kelimeleri, isimlendirmeleri Buhari'nin özelliklerini ifade ediyor. Bunları teker teker irdeleyelim. Evet. Cami. Daha önce değerli arkadaşlar şunu görmüştük. Tasnif döneminde konularına göre tasnif edilmiş olan eserler camiydi, sünendi, bir de musannefti. Demek ki cami demek konularına göre bir eser telif edeceğim demektir. Yine cami geniş bir eserdi. İslam'ın bütün konularını ele alan bir eserdi. Efendim, bu defa efendim bu isim bize ne ifade ediyor? Konularına göre tertip edilmiştir. Geniş bir eserdir. Efendim, ikincisi müsned. Müsned demek değerli arkadaşlar dayanan demektir. Peygamber Efendimiz'e dayandırılmış anlamına geliyor. Bu durumda Hazreti Peygamber'e dayandırılmış hadisleri yani senedi muttasıl olan hadisleri ve yine Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşmış merfu hadisleri esere alacağım demektir. Biliyorsunuz kaynağına göre daha önce usul dersimizde şunu gördük. Kaynağına göre hadisler efendim kutsi, merfu, mevkuf, maktu olarak isimlendiriliyordu. İşte kaynağına göre, müntehasına göre, söyleyenine göre diye başlıklar bu şekilde konuluyordu. Cenab-ı Hakk'a dayanıyorsa kutsi, Efendimiz'e efendim ulaşıyorsa müsned, sahabeye kadar gelip orada kalıyorsa mevkuf, tabiinde kesiliyorsa maktu hadis ismini alıyordu. Müsned demek merfu demektir. Peygamber Efendimiz'e dayanmış demektir. Demek ki konularına göre tertip edilecektir. Bütün konuları içerecektir. Ve aynı zamanda merfu hadisleri efendim ihtiva edecektir. Bir başka husus sahih. Evet. Buraya sahih olan hadislerin alınacağını göstermektedir. Yine biz kaynağına göre efendim hadisleri gördüğümüz gibi sıhhatine göre de hadisleri ne yaptık? Usul dersimizde gördük. Sıhhatine göre hadisler sahih, hasen, zayıf ve hadis olmayanlara da mevzu ismi verilmiş oluyor. Sahih hadis, zayıf olmayan hadis demektir. Buradan şu anlaşılıyor. İmam Buhari Hazretleri sahih olduğuna karar verdiği efendim, hadisleri eserine alacaktır. Sahih hadis hangi hadistir? Ravisi adil ve zabıt olan, senedi muttasıl olan, şaz ve muallel olmayan hadislerdir. Efendim, muhtasar. Muhtasar değerli arkadaşlar, özet demektir. Yani İmam Buhari Hazretleri diyor ki, bütün hadisleri ben buraya almayacağım, hadislerden bir seçki yapacağım. Efendim, bir özetleme yapacağım. Bir sınırlama yapacağım. Belli sayıda hadisleri alacağım. Muhtasar dediğimiz odur. Yine burada onu da zikretmiş olalım. Muhtasar türü eserler, değerli arkadaşlar, bir hadis çalışması türüdür. Herhangi bir eserden özetleme yapılır. Buna muhtasar denir. Peki İmam Buhari Hazretleri nasıl bir ihtisarda bulunmuş, özetlemede bulunmuş? Daha önce de söylemiştik, 100.000 üzerinde hadis ezberlediği. Bazı hadis tarihçilerinin İmam Buhari'nin 600.000 kadar hadis öğrendiğini, hadis ezberlediğini, hadis derlediğini ifade ederler. İşte bu 600.000 hadisten İmam Buhari Hazretleri 7.000 kadarını seçmiş, onu ihtisar etmiş, efendim sahih olanları alacağım demişti. O şartlara uyanları eserini almıştır. 600.000 hadisten 7.000 tanesini seçmiş. 7.000 küsur hadis. Ve bu eserini değerli arkadaşlar 16 yılda tamamlamış. 16 yılda. Mekke, Medine, Basra, Buhara'da yazmıştır. Bazı hadis tarihi müellifleri işte İmam Buhari'nin sahihini Mekke'de yazdığı, Medine'de yazdığı, Basra'da yazdığı, Buhara'da yazdığı şeklinde bilgiler ifade etmektedirler. Bu da şunu göstermektedir. İmam Buhari Hazretleri Mekke, Medine, Basra ve Buhara'da bu hadis öğrenme yolculuğu esnasında, hadis eğitimi sürecinde
bir kısmını Mekke'de, bir kısmını Medine'de, bir kısmını Basra'da, bir kısmını Buhara'da yazıp tamamlamıştır. Evet, umur. Umur değerli arkadaşlar, emirler demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emirleri, yani sünneti, uygulamaları anlamında. Sünenihi, sünen de yine fıkha dair konuları, ahkama dair hadisleri efendim ele alacağını ifade etmektedir. Evet. Eyyam efendim. Eyyam da diyor arkadaşlar, önemli günler, Peygamber Efendimizin sireti, siyeri yani hayatını ele alacağını ifade etmektedir. Sünen de fiilleri. Demek ki İmam Bukhari Hazretleri'nin hazırlamış olduğu eserin ismi gördüğünüz gibi uzuncadır. Bu isim eserin özelliklerini ifade etmektedir. Bütün konuları kapsayan, konulara göre tasnif edilmiş bir eserdir. Peygamber Efendimiz'e dayanan merfu hadisleri içermektedir. Sahih hadisleri barındırmaktadır. Çok sayıda hadisten bir özetleme yapılıp muhtasar bir eserdir. Peygamber Efendimiz'in emirleri, işleri, fiilleri, sünneti ve İslam'a ait hükümlerini, ahkamını, Efendimiz'in hayatını, siretini ele alan bir eserdir. Evet. İmam Buhari Hazretleri'nin de arkadaşlar çok sayıda hocası var. O hocalarından özellikle bir tanesini burada zikretmek istiyoruz. İshak bin Rahüye. İmam Buhari üzerinde etkisi olan hocalarından bir tanesi. İshak bin Rahüye efendim bir hadis halkası, hadis dersi esnasında sahih hadisleri toplayan bir eser olsa diye böyle bir fikir beyan etmiş. Ve İmam Buhari Hazretleri hocasının bu beyanından etkilenmiş, onu anlamış, onu tespit etmiş ve kendisini bu noktada yükümlü hissederek bu çalışmayı ben yapayım diye yola çıkmış. İşte hocası İshak bin Rahüye'nin isteği üzerine bu eser bu şekilde kaleme alınmıştır. Muhtemelen hocası İshak bin Rahüye, İmam Buhari'nin potansiyelini, kabiliyetini, hadise düşkünlüğünü tespit etmiş. Bu noktadaki zekasına, dikkatine, inceliğine şahit olmalı ki onu böyle yönlendirmiş. Evet, öğretmenler öğrencilerini yönlendirmelidir. Burada da bir öğretmenin, bir hocanın öğrencisini yönlendirmesinin nedenli başarılara, nedenli güzel eserlere, teliflere imza atar hale geldiğini görmekteyiz. Böyle birçok kimsenin hayatını incelediğimiz zaman önemli şahsiyetlerin şunu görürüz. İşte hocam bana sen bu işi yaparsın dedi, sen şu işi yap dedi. Ben de böylece o işe koyuldum. Onun için öğrencilerimiz, bugünün öğrencileri, hem bugünün hem yarının öğretmenleri, öğrencilerinin potansiyellerini keşfedip onları o potansiyel üzerinde yürümeye teşvik etmeleri gerekmektedir. Bunu da bir efendim antiparantez bilgi olarak ifade etmiş olalım. Evet. İmam Buhari Hazretleri'nin eserinin bir özelliği de bir hadisi farklı farklı yerlerde vermesidir. Biliyorsunuz hadisler bir değil birden fazla konuyu değerli arkadaşlar içermektedir bazı hadisler. Örnek verelim. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse fel yükrim dayfehu. Misafirine ikram etsin. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse felâ yu'zi cârahu. Komşusuna eziyet etmesin. Ve men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse fel yekul hayran evli yeskut. Ya hayır söylesin ya da sussun. Gördüğünüz gibi bu hadiste komşuya efendim eziyet etmemek, misafire ikram etmek ve konuşma adabıyla alakalı üç farklı konuyu içermektedir. Şimdi İmam Buhari Hazretleri'nin eserinde bu hadis hem komşuyla alakalı kısımda, hem misafirle alakalı kısımda, hem de konuşma adabı, Kitab-ül Muhadese konuşma bölümü kısmında ne yapacaktır? Yer alacaktır. Ondan dolayı hadisler bu şekilde zaman zaman tekrar tekrar verilmiştir. İşte 3000 civarında tekrar var. Toplam 7000 küsur hadis vardı.
tekrarları çıktığımız zaman İmam Buhari'nin eserinde bu durumda 4000 civarında hadis kalmaktadır. Hadislerde takti yapar. Takti ne demek değerli arkadaşlar? Takti kesmek demektir. Hadisin bir bölümünü kesmek. Şimdi az önce bir hadis örnek verdik. Komşuya ikram etmek, misafire ikram etmek ve efendim hayır söylemek diye. Şimdi İmam Buhari Hazretleri bu hadisi ilk defa verdiğinde tam metin olarak veriyor. Senedini, metnini tam olarak veriyor. Fakat ikinci defa başka bir konuyla ilişkili olduğu için bu hadisi ikinci defa verdiği zaman konuyla ilgili kısmını alıyor, diğerini kesiyor. Yani demek istiyor ki efendim bu hadisi daha önce tam olarak ne yaptım? Verdim. Burada tamamını vermeye gerek yok. Hadisin tamamını efendim görmek isteyen bu eseri okuduğu zaman, esere aşina olduğu zaman tamamına ne yapacaktır? Ulaşacaktır. Efendim. İlk defa verdiğinde tam metin olarak veriyor. Çünkü senet uzunca, metin uzunca, hem senedi hem metni ayrıca vermek. Efendim kalem gerektiriyor, kağıt gerektiriyor. Aynı zamanda kitabın hacmini ne yapıyor? Genişletiyor. O dönemde yazma imkanları, yazı malzemeleri günümüzdeki gibi bol değil. Evet, buna gerek de yok. İşte İmam Buhari Hazretleri bir hadisi verdiği zaman, ilk defa verdiği zaman senediyle, metniyle birlikte veriyor. Aynı hadis ikinci defa verildiği zaman konuyla alakalı kısmını veriyor. Diğer kısmını vermiyor. İşte bir kısmını alıp diğer kısmını vermeye hadiste takti deniyor. Kesinti yapmak deniyor değerli arkadaşlar. Evet, ek olarak lika şartı koyar. Lika şartı İmam Buhari'ye mahsus bir şart. Değerli arkadaşlar, bir hadisin senedinin muttasıl olabilmesi için hoca ile ravinin birbirinden hadis alabilecekleri bir yaşta, aynı dönemde, aynı zamanda yaşamış olmaları gerekmektedir. Eğer aynı dönemde yaşamışlarsa bu hadis efendim muttasıldır, senet muttasıldır. Örnek verelim. Bir çocuğun hadis öğrenme yaşı, efendim işte buluğ çağına gelmesi, hadis rivayet etmek için, tabii daha erken hadis öğrenebilir ama hadis aktarmak için buluğ çağına gelmiş olması gerekir. Yine birinci dönem ravide aranan şartlarda bu konuyu görmüştük. Oraya tekrar dönüp bakabiliriz. Efendim yine bir hocanın hadisi aktarabileceği uygun yaşta olması gerekiyor. Bazen raviler ihtilat etmiş olabiliyor. Yani hafızası zayıflamış olabiliyor, karıştırmış olabiliyor. Böyle bir yaştan önce olması gerekiyor. Böyle bir dönemde bir arada bulunmuş olma imkanı varsa, mümkünse bu senet muttasıldır. Ama İmam Buhari Hazretleri diyor ki efendim bir talebenin bir hocadan hadis alabileceği yaşta ona kavuşmuş olması, aynı zamanda yaşamış olması hadisin muttasıl olması için, senedin muttasıl olması için yeterli değildir. Aynı zamanda lika şartı gerekir. Lika ne demek? Lika görüşmek demek. Hani bizim Arapçada bildiğimiz, en iyi bildiğimiz cümlelerden bir tanesi nedir? Ma'as selame ilel lika ma'as selame. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Lika demek ki görüşmek demektir. Yüz yüze görüşmek. Yani İmam Buhari Hazretleri bir talebenin hocasından yüz yüze görüşerek hadisi almasını, senedin muttasıl olması için şart koşmaktadır. Evet. Geçiyoruz Buhari'nin amaçlarına. Bu eseri telif ederken neyi amaç edinmiştir? Sahih hadislerden muhtasar bir eser telif etmeyi amaç edinmiş, sahih eserleri bir araya getirmeyi amaç edinmiştir. Hadislerden fıkhi sonuçlar çıkarmak için bu eseri telif etmiştir. Yani fıkhi hükümler, fıkhi sonuçlar çıkarmak için. Değerli arkadaşlar, konularına göre tasnif edilmiş eserlerde bölümler var. Bölümlerin altında bablar var. İşte Kitabul İlim, ilim bölümü, efendim Babu Faziletil İlim. Birinci diyelim ki bab, ilmin fazileti konusu. Evet.
İşte ilmin fazileti konusu diye oraya ne yapıyor? İmam Buhari Hazretleri bir başlık koyuyor. Başlık ne demektir? Başlık şudur. Benim hadislerden anladığım bu demektir. Yani hadislerden algıladığını, anladığını, çıkarmış olduğu hükmü başlık olarak koyuyor ve o başlıkla alakalı o hükmün destekleyicisi olan hadisleri de başlığın altına koyuyor. Evet, hadisten bir hüküm çıkarmak demek nedir? Hadisi anlamak demektir. Hadisten fıkıh yapmak demektir. Fekaha kelimesini düşünün. Fekaha nedir? Anlamak, kavramak demektir. İşte hadisi anlama, kavramanın neticesidir bab başlıkları. İşte İmam Buhari Hazretleri hadislerden ulaşmış olduğu sonucu bir bab başlığı olarak koyuyor ve altına da o hadisleri, o düşüncesini desteklediğini göstermek üzere hadisleri yerleştiriyor. Böylece amacının hadislerin nasıl anlaşılması gerektiğini ortaya koymak, yani hadislerden fıkhi sonuçlar çıkarmak olduğunu ifade edebiliriz. Dönemindeki fıkhi kelami tartışmalara hadisler ışığında cevap vermiştir. Yani dönemde tartışmalar var. İşte kelami tartışmalar var. Efendim, Cenab-ı Hak ahirette görülür mü, görülmez mi? Efendim, insanın fiilleri kendisine mi mahsustur, Cenab-ı Hak mı var etmiştir? Bu şekilde büyük günah insanı dinden çıkarır mı, çıkarmaz mı? Amelleri imandan bir cüz müdür, değil midir? Bu şekilde tartışmalar var. O dönemin tartışmalarına hadisler ışığında çözümler getirmiş ve eserini bu amaçla efendim ne yapmıştır? Telif etmiştir. Fıkhul Buhari fi teracimihi. Efendim, Buhari'nin fıkhı, yani Buhari'nin hadislerden çıkarmış olduğu fıkhi hükümler ya da Buhari'nin hadislerden anladığı sonuçlar fi teracimihi tercümelerindedir. Teracimindedir. Teracim değerli arkadaşlar, tercemenin çoğulu. Terceme demek ne demektir? Efendim, bir şeyden anlaşılanın ortaya konulması demektir. Bir dilin farklı bir dile çevrilmesi olarak bugün ifade ediyoruz. Şimdi İmam Buhari Hazretleri ne yaptı? Hadislerden anladığını nereye koydu? Baba koydu. Yani konu başlığına koymuş oldu. O halde İmam Buhari'nin eserindeki bab başlıkları, konu başlıkları nedir? İmam Buhari'nin hadislerden anladığıdır. Hadislerden anladığını ifade etmesidir. Yani hadislerin hadislerden elde ettiğini tercüme etmesidir. Onun için değerli arkadaşlar, bab başlıklarına tercüme denir. Tercüme. Niçin tercüme deniyor? Çünkü hadisin manasını ifade ediyor. Hadislerden ne anlaşılması gerektiğini tercüme ediyor, ortaya koyuyor. Onun için bab başlıklarına tercüme denir. Tercemenin çoğulu da nedir? Teracim. O zaman bu cümleyi bir kez daha okuyalım. Fıkhul Buhari fi teracimihi. Buhari'nin fıkhı tercemelerindedir. Yani bab başlıklarındadır. Evet. Buhari'nin muallakları. Evet. Buhari'nin özelliklerinden bir tanesi de değerli arkadaşlar, muallak hususudur. Muallak nedir? Onu bir hatırlayalım. Biz daha önce sıhhatine göre hadis çeşitlerini gördük. Sahih, hasen, zayıf. Zayıf hadisler de senetteki kopukluğa göre ya da ravideki kusura göre farklı farklı isimler alıyor. Senetteki kopukluğa göre hatırlayalım. Eğer senette sahabi ravi yoksa ona ne diyorduk değerli arkadaşlar? Ne diyorduk? Hatırlayalım. Mürsel hadis. Senedin peş peşe olmamak kaydıyla farklı yerlerinde bir ya da birden fazla ravi yoksa munkatı hadis. Peş peşe iki ravi veya daha fazlası senedin ortasında, esnaında yoksa mu'tel hadis. Senet baştan itibaren, senedin başından itibaren bir ya da daha fazla ravi yoksa muallak hadis deniyordu. Şimdi İmam Buhari Hazretleri sahih hadisleri eserime alacağım dedi. Ama bu arada biz eseri okuduğumuz zaman görüyoruz ki muallak hadisler var. Muallak hadis aslında nedir? Bir zayıf hadis çeşididir. Muallak hadis nedir? Senedin başından itibaren
bir ya da daha fazla ravisinin verilmediği hadistir. İmam Buhari Hazretleri'nin de bu şekilde vermiş olduğu hadisler var. Hem sahih hadisleri alacağım demek, hem efendim muallak hadislerin bulunması birbiriyle bir çelişik durum arz ediyor. Bunu nasıl izah edeceğiz ya da nasıl izah etmişler, ona bakalım. İmam Buhari Hazretleri mesela direkt sahabiden başlayarak efendim hadisi vermiş oluyor. Sahabiden başlayıp vermiş olduğu hadisler nedir? Muallak hadistir. Sahabiyi İmam Buhari Hazretleri görmemiştir. O arada senedini atmıyor, vermiyor. Yahut da genellikle İmam Buhari Hazretleri efendim Nafi'den, efendim Ömer'den ve Peygamber Efendimiz'den bahsederek senedin Nafi, Ömer kısmını vererek sened efendim hadisleri aktarıyor. Aslında Nafi'yi ne yapmamıştır? İmam Buhari Hazretleri görmemiş. Ondan yıllarca sonra yaşamıştır. Nafi ile kendi arasındaki hocaları, yani senette yer alan ravileri vermemiştir. Vermeyince ne oluyor? Muallak hadis olmuş oluyor. Evet, muallak hadisin ne olduğunu kavradık. Senedin başından itibaren bir ya da daha fazla ravinin verilmediği, zikredilmediği hadislere muallak hadis deniyor. İmam Buhari'de de muallak hadisler var. Efendim, problem de nedir? Problem şudur. Muallak hadis bir zayıf hadis çeşididir. Oysa Buhari sahih hadisleri toplamaktaydı. Nasıl olur da muallak hadisler olur? Evet. Değerli arkadaşlar, 1341 tane muallak hadis var. Yani 7000 civarında hadis vardı Buhari'de. Tekrarları çıkardığımız zaman 4000 hadis kalıyor. Bunun 1341 tanesi muallak hadis. Yani ne demekti muallak hadis? İmam Buhari Hazretleri senedin kendisinden itibaren bir kısmını zikretmeyerek aktarmış olduğu hadisler. Şimdi bakınız, 160 hadis hariç diğerleri kitabın başka yerlerinde senetleriyle verilmiştir. Toplam 1341 hadis muallaktı. Bunun 160 hadisi hariç diğerleri farklı bölümlerde senediyle birlikte verilmiş. Az önce de ifade ettik. İmam Buhari Hazretleri hadislerde ne yapıyor? Takdi yapıyor dedik. Yani bir hadis birden fazla konuyu ilgilendirdiğinden dolayı farklı yerlerde ne yapıyor? Hadis yer alıyor. İmam Buhari Hazretleri de hadisi ilk defa verince senediyle birlikte veriyor. Daha sonra tekrar aynı hadisi vermek durumunda kalırsa bu defa senedi ne yapmıyor? Vermiyor. Muallak olarak veriyor. Bu demektir ki 160 hadis hariç diğerleri İmam Buhari'nin eserinde senetleriyle birlikte verilmiştir. Yani muallak değildir. Tekrar kitabın hacmi genişlemesin diye gerek olmadığından dolayı senedi verilmiş bir hadisi ikinci defa senedini vermemiştir. Bu defa muallak olarak vermiştir. Peki 160 hadise gelelim. 160 tane hadisin başka yerde senedi de verilmemiş. Muallak olarak verilmiş. İmam Buhari Hazretleri bu hadislere güvendiğinden dolayı belki eserini telif ettiği esnada daha sonra senetlerini kaydedecek idi. Ömrü vefa etmedi. Ondan dolayı olmuş olabilir. Veya eserinde başka yerde senedini vermiş olduğu düşüncesiyle muallak olarak vermiş olabilir. Evet, 160 tane hadis demek ki muallak olarak yer alıyor. Peki bu 160 tane hadisin muallak olarak yer alması bir soru işareti mi? Evet, bir soru işareti. Bir problem mi? Evet, bir problem. Çünkü muallak demek zayıf demek. Oysa İmam Buhari Hazretleri sahih hadisleri toplamaktaydı. Evet. Ne oldu? Bunu problem olarak gören İbni Hacer bu 160 tane hadisin senedini tespit etti. Evet. Tevfik isimli bir eser hazırladı. Onun dışında Ta'liku't-Ta'lik adlı bir çalışma yaptı. Ve İmam Buhari Hazretleri'nin eserinde yer alan 160 muallak hadisin farklı hadis kitaplarından hareketle senetlerini tespit edip ortaya koymuş oldu. Yani İmam Buhari Hazretleri'nde yer alan, Sahih-i Buhari'de yer alan 160 hadisin aslında muallak olmadığını, senetlerinin olduğunu İbni Hacer el-Eskalani ortaya koymuş oldu. Peki değerli arkadaşlar, İmam İbni Hacer el-Eskalani'nin bu çalışmasına da ne diyoruz? Efendim kendisi Ta'liku't Ta'lik ismini vermiş. Bu ismi unutmayalım. Burası çok önemli bakınız. İmam Buhari'de 1341 muallak hadis var.
160'ı hariç, 1341'den 160'ı çıkarırsa kaç kalır? 1340'dan efendim 100'ü çıkardık, 1240, 60'ı çıkardık, efendim 1180, efendim 1181, değil mi? 1181 oluyor. Demek ki 1181 hadisin başka yerde senedi de var. Senedi olmayan 160 hadis vardı. Muallak olan 160 hadis vardı. Bu 160 hadisin senedini de İbni Hacer el-Askalani tespit etmiş oldu. Tespit etmiş olduğu eserin ismi neymiş? Taliqut Ta'liq. Buraya ismi vermeyi unutmuşuz. Bir başka eseri daha var. Ona da Tefvik diyoruz arkadaşlar. İki ayrı eserde bu çalışmayı yapmış. Bu çalışmayı aynı zamanda biz tahriç çalışması diyoruz. Tasnif dönemi eserleriyle alakalı vermiş olduğumuz hadis çalışma türlerinden bir tanesi, hatırlayın, tahriçti. Tahriç neydi? Senedi olmayan bir hadisin senedini tespit etme çalışması. Ya da senetleri olmayan hadislerin bulunmuş olduğu bir kitaptaki hadislerin senetlerini tespit etme çalışması. Bir ya da daha fazla hadisin. İbn Hacer el-Askalani de İmam Buhari Hazretleri'nin El-Cami'u Sahih adlı eserinde bulunan ve muallak olan 160 hadisin olmayan senetlerini, yani Buhari'de olmayan senetlerini farklı eserlerden tespit edip bu şekilde bir telif gerçekleştirmiş, büyük bir hizmette bulunmuş. Allah ondan razı olsun. Evet, Buhari'nin baskılarına örnekler değerli arkadaşlar. Efendim, belli başlı hadis kitaplarından bahsettik. Daha sonra İmam Buhari'nin eserinden bazı örnekler verdik. Özelliklerinden bahsettik. Buhari'nin amacından söz ettik. Sonra sahihi tanıtmaya çalıştık. Şimdi biraz daha yakından tanıyalım. İnşallah bu dersimizden sonra fakültemizde bir araya geldiğimiz zaman bizzat Buhari'nin eserini belki evimizde de vardır. Elimize alırız, dokunuruz. Oradan efendim birkaç hadis okuruz, değil mi? Dokunmak, koklamak, efendim kitap sayfasına dokunmak, mürekkep kokusunu almak, efendim oradan bizzat dokunarak okumak bambaşka bir şey. Yani böyle ilim bu şekilde değerli arkadaşlar öğrenilmiş oluyor. Şu anda sanal bir birliktelik kurmuş oluyoruz. Bundan ne derece istifade edebiliriz? İlim bizzat hocanın dizinin dibinde oturmakla, bizzat kitabın karşısına diz çökmekle öğrenilir. Onun için kitaptan okumayı ihmal etmeyelim. Çağımızda gittikçe elektronik ortamlarda kitaplar basılmaktadır. Bir kısım kullanış kolaylıkları, imkanları da sunmaktadır. Elbette istifade edebiliriz. Ama bir kitaba dokunmak, eline almak, ağırlığını hissetmek, sayfalarını karıştırmak, bazı yerlerine not almak, okumak, o bambaşka bir şeydir. O kitap bize aittir. Okuduğumuz zaman kitap bizim kitabımızdır. Kütüphanemizde olan kitaplar değil arkadaşlar. Okuduğumuz, üzerine notlar aldığımız, efendim öpüp başımıza koyduğumuz, efendim koklayıp içimize çektiğimiz, okuyup hazmettiğimiz ve sindirdiğimiz, aynı zamanda hayatımıza aktardığımız kitaplar bizim kitaplarımızdır. Evet, burada İmam Buhari Hazretleri'nin eserini sanal olarak bir kez daha görelim. El-Cami'us Sahih ve Hüvel, bakınız burada isim görünüyor diye arkadaşlar. Ve Hüvel Cami'ul Müsnedus Sahihul Muhtasar. Cami, Müsned, Sahih, Muhtasar. Min Umuri Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve sünenihi ve eyyamihi. İsimle alakalı değerlendirmeleri efendim verdik. Tekrar geçmiyorum. Burada da İmam Buhari Hazretleri'nin ismi El efendim İmam Ebi Abdillah Muhammed bin İsmail bin İbrahim efendim İbn-i Mughire El-Cu'fi El-Buhari diye efendim burada İmam Buhari Hazretleri'nin künyesi, lakabı, nismesi bütün ismi de verilmektedir. Evet. Evet, burada yine İmam Buhari Hazretleri'nin eserinden diğer arkadaşlar sayfaları görüyoruz. Burada bakınız bab başlıkları var. Efendim el-ilim diyor şurada bakınız. Ne demektir bu? Kitabul ilim. Yani ilim kitabının, ilim bölümünün sayfasını görüyoruz. Şurada da bablar gözüküyor. Mesela
Efendim, bab şurada da bakınız şurada da 26 yani babın numarası. Yani Kitabul İlim bölümünde, ilim kitabında 26. bab, 26. konu. İşte burada 27. konu. Evet. Evet, yine efendim el iman bakınız sayfanın başlığına şöyle göre el iman ne demek bu? Kitabul iman. Yani bu sayfa efendim Kitabul iman bölümü, iman bölümüyle alakalı hadisler. Burada da babları görüyoruz. İşte bu kaçıncı bab? İkinci bab. Evet, ikinci bab. Burası üçüncü bab gördüğünüz gibi. Efendim şurada dördüncü babı görüyoruz. Biraz bir babı okuyalım. Mesela babu duaukum imanukum. Efendim, efendim dua sizin imanınızdır konusu. Efendim bab umurul iman. İmanla alakalı konular babı. Ve kavlillahi teala ve Allahu Teala'nın şu sözü. Leysel birra en tüvellü vücuhekum kıbelel meşriki vel mağribi velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahir vel melâketi vel kitâbi vel nebiyyin ve âtel mâle alâ hubbi zevil kurba vel yetâme vel mesâkine ve ibn-i sebîli ve sâilin ve firrikat ve yakâmes salâh ve âtel zekâh vel mufûne bi'ahdihim izâ ahâbi ve sâbine fil be'esâhi ve qarrâhi ve hînel be'es ulâike lezîne sadâhu ve ilâike emin muttâhûn. Evet, başka bir ayette kad eflahal müminun. Evet, yani bab başlığı gördüğünüz gibi uzunca. İmam Buhari Hazretleri efendim imanla alakalı konular ve işte vermiş olduğu şu ayet kapsamındaki hadisler babı diye bab başlığı vermiş. Evet. Sonra da bakınız hadis başlıyor. Haddesena Abdullah ibn Muhammed kale haddesena Ebu Amir el-Akdi kale haddesena Süleyman Bilal an efendim Abdullah bin Dinar an Ebi Salih an Ebi Hurayra efendim geldi hadisin senedi Ebu Hureyre'ye kadar. Ebu Hureyre efendim sahabi ravi değil mi? Haddesena diyen kimdir? İmam Buhari. İmam Buhari hadisi kimden almış? Abdullah bin Muhammed'den. Hocası o. O da efendim böyle Ebu Amir'den senet devam ediyor. Ve anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kale dedi ki el imanu iman bid'un ve sittune şubeten. İman 60 küsur şubedir. Vel hayâ-u şubetün minel iman. Haya da imanın bir şubesidir. Evet, bakınız başka bir bab. Babul müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman elinden ve dilinden başkalarına zarar vermeyen kimsedir babı konusu ve bu konuyla alakalı hadisler. İşte burada yine senet başlıyor. Haddetena diye başladı. Devam ediyor. Evet, aynı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki diğer Müslümanlar onun elinden ve dilinden zarar görmez. Vel muhaciru men hacara manehallahu anhu. Muhacir de o kimsedir ki Allah'ın nehyettiği şeylerden uzak durur. Evet, burada İmam Buhari Hazretleri'nin eserinden bir sayfayı fotoğrafını çekip size göstermiş olduk. İnşallah okumak, anlamak nasip olur. İmam Buhari Hazretleri'nin bu eserini ne kadar bir emekle ortaya koyduğunu hayatında gördük. 16 yılda efendim hazırlamıştı. Bizler de bu eserleri okuyacak, başkalarına anlatacak düzeyde inşallah ilim öğrenmek için bir yola çıkmışız. Cenab-ı Hak ilminizi ziyade eylesin. İlminizle amil olmayı başta şahsım olmak üzere cümlemize nasip eylesin. Evet. Buhari'nin şerhleri değerli arkadaşlar. Yine tasnif dönemi çalışmalarından örnekler vermiştik. Şerhten bahsetmiştik. Şerh neydi? Bir eserin, bir hadis eserinin geniş açıklamalarıydı. İmam Buhari'nin eserine de çok sayıda şerh yapılmıştır. Sahih-i Buhari'ye 200'ün üzerinde şerh yapıldığı ifade edilmektedir. Yani sahihin anlaşılması için daha sonra süreçte muhaddisler çok yoğun çaba sarf etmişler. Tabii bu şerhlerden bir kısmı özellikle ön plana çıkmıştır. Belki sizler de değerli arkadaşlar henüz tanıtılmamış bu şerhleri daha sonraki süreçte hadis üzerinde çalışma düşünen arkadaşlarımız bir yüksek lisans tezi, bir doktora tezi olarak ele alıp ne yapabilir? Çalışabilir. Yani bu noktada Buhari'ye çok sayıda şerh yazılmış
Efendim günümüzde de çok sayıda hadis hocamız tarafından bu şerhler birer doktora çalışması, doçentlik çalışması, yüksek lisans çalışması olarak ele alınıp efendim tarif edilmiş, anlatılmıştır. Bu şerhlerden bazılarını örnek verelim. Bazıları da sizleri beklemektedir. Hattabi İlamus Sünen, efendim İbni Battal Şerhul Buhari. Bakınız İbni Battal kaçta? 449'da vefat etmiş. Yani Hicri 5. asır. Hattabi 388'de vefat etmiş. Yani Hicri 4. asır. Ne dedik? Efendim tehzip dönemi çalışmaları 4. asırla beraber başlıyor. Şerh türü eserler bir tehzip dönemi eseridir. İmam Buhari ne zaman vefat etmişti? 256'da. Yani 194'te dünyaya gelmiş, 256'da vefat etmiş. İmam Buhari Hazretleri'nin yaşadığı dönemde tasnif döneminin tasnif dönemini kapsamaktadır. İmam Buhari Hazretleri'nin eseri bir tasnif dönemi eseridir. Bu esere yapılan şerhler de ileri çalışmalar, tehzip dönemi çalışmalarıdır. Evet, Kirmani El-Kevâkib-ü Derâri, İbni Hacer Fethül Bari, en meşhur şerhlerden bir tanesi. En çok okunan, en çok efendim müracaat edilen şerh Fethül Bari. Yine Bedrüddin Ayni, Gaziantep'lidir. Bedrüddin Ayni, Umdetül Kari, efendim Kastellani, İrşadü Sari. Evet, o eserleri inşallah isimlerini öğrenmeye gayret edelim. Buhari'nin şerhlerine örnekler, birkaç tane de şerh yakından tanıyalım. İşte mesela burada Fethül Bari'yi görüyoruz arkadaşlar. Arapçası Fethül Bari Şerhu Sahihul Buhari. Evet. Buhari'nin sahihinin şerhi Fethül Bari. Kim hazırlamıştı? İbni Hacer el-Askalani. Bakınız 15 ciltlik bir kitap. İbni Hacer'in çok sayıda eserinden bir tanesi. Ömür ilme adanmıştı her arkadaşlar. Evet. 15 ciltlik bir eser. Bunun gibi kaç tane eser telif etmiş? Şu anda isim veremiyorum ama çok sayıda eser olduğunu ifade edelim. Onlar bunları o zor şartlarda yazmışlar. Biz bu imkanların geniş olduğu bu çağda bu eserlerden kaç sayfa, kaç cilt okuyabiliyoruz? Evet, İbn Hacer el-Eskalani bir alim. Biz de ilim öğrenmek yola çıkmış şahsım için söyleyelim. Sözde ilim talebesiyiz. İlim talebesi bile olabildik mi? Ne mümkün. Ne mutlu ilim talebesi olanlara. Evet. Bu da değerli arkadaşlar İbn-i Hacer el-Eskalani'nin şerhinin Fethül Bari'nin Türkçe tercümesini görüyorsunuz. 15 ciltlik bir eser. Efendim, Arapçasını okuyabilmek ne âlâ ne güzel. Hiç olmasa Türkçesini okuyabiliriz. Evet. Bir başka Kastellani'nin değerli arkadaşlar şerhi İrşadü Sari görüyorsunuz. O da 7 ciltlik bir çalışma. Efendim bu da Bedrüddin Ayni'nin Umdetül Kari isimli eseri. Efendim burada kaç cilt? 14 15 16 değil mi? 16 cilt Arapçası Umdetül Kari. Bu 3 eser çok ön plana çıkmış. İbn Hacer Fethül Bari, Kastellani, İrşadü Sari ve Bedrüddin Ayni, Umdetül Kari. En azından bu üç eserin ismini mutlaka bilelim. İmkanımız ölçüsünde en azından birkaç hadisin de şerhini okuyalım. Acaba nasıl değerlendirilmiş? Şerhde ne yapılıyor? Hadisten çıkarılan hükümler ifade ediliyor. Raviler tanıtılıyor. Hadisin nasıl anlaşılması gerektiği ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuş oluyor. Evet, bu da Umdetül Kari'nin efendim Türkçe tercümesi değerli arkadaşlar. Evet, Buhari denince özellikle zikredilmesi gereken bir diğer çalışma, bunu mutlaka değerli arkadaşlar bilmemiz lazım. Sınavlarda da zaman zaman çıkıyor. Tecridü's Sarih. Tecridü's Sarih İmam Zebidi tarafından hazırlanmış. Buhari'nin muhtasarı. Buhari'nin kendisi hadislerden bir muhtasar yapmıştı. 7000 civarında hadis vardı. Bunun 3000 küsürü tekrar ediyordu. İmam Zebidi ne yaptı? Buhari'nin eserinden bir özetleme yaptı. İsmine de Tecridi Sarih adını koydu. Tecridi Sarih. Efendim, Tecridi Sarih
Muhtasarı Sahih-i Bukhari. Uzun ismi böyledir. Evet. Tecridü Sarih, şurada geçiyor ismi. Li ehadisil cami'i sahih. Efendim, evet, şurada da Muhtasarı Sahih-i Bukhari. Bukhari'nin sahihinin muhtasarıdır. Efendim, Tecridü Sarih. Kim hazırlamış dedik? Zebidi. Evet. İşte bu Tecridü Sarih, değerli arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde Türkçe'ye çevrilmiş ilk eserdir. Dikkat edin, Buhari'nin değil. Buhari'nin muhtasarı olan Zebidi'nin hazırlamış olduğu Tecrid-i Sarih'in Türkçe'ye çevrilmesi. Türkçe'ye tercüme edilmiş ilk hadis eseri, evet, Tecrid-i Sarih'tir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. İşte burada görüyorsunuz, Sahih-i Buhari muhtasarı Tecrid-i Sarih tercümesi. Evet. Şuradan okuyalım. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih tercümesi. Tercüme ve şerhi. Değerli arkadaşlar, bu çalışmayı Babanızade Ahmet Naim Efendi başlamış çalışmaya. Efendim, ilk iki cildini yanlış hatırlamıyorsam mukaddime ve birinci cilt ya da ikinci cilt de olabilir. Devam etmiş fakat ömrü vefa etmemiş. Bu eseri hazırlarken Emri Hak vakı olmuş. Evet, Emri Hak bize nerede vakı oluyor? Bazı insanları secdede yakalıyor, bazılarını namazda yakalıyor. İşte gördüğünüz gibi Ahmet Naim Efendi de kitabın üzerinde bu eseri telif ederken yakalamış. Evet, bu eseri telif etmek için yola çıktı, tamamlayamadı ama tamamlamış gibi ne yaptı? Mükafatını aldı. Evet. Acaba bizi ölüm nereden yakalayacak? Evet, kim bilir ne zaman, nerede? Efendim, evet, yakalayacak. Değerli arkadaşlar, namazda ölmek, secdede ölmek, seccadede ölmek, kitap okurken ölmek, Kur'an kıraat ederken ölmek cümlemize nasip olsun. Evet, bir de Allah'ın yasaklamış olduğu haramlar içerisine dalmışken ölümle efendim yüz yüze gelmek, Allah muhafaza eylesin. Evet, Ahmet Naim Efendi demek ki de arkadaşlar bu eseri hazırlamaya başladı. Burada bir de kılavuzu var, nasıl kullanılacağını gösteren. Ömrü vefa etmedi, Kamil Miras Hoca Efendi de onu tamamlamış oldu. Ahmet Naim, Babanzade Ahmet Naim Efendi başladı, Kamil Miras Hoca tamamladı. Bu eserin birinci cildi, yani mukaddimesi çok kıymetlidir. Çok kıymetli bir hadis tarihi ve usulü bilgileri içermektedir. Kaynak bir kitaptır. Hadis tarihi ve usulü açısından. Evet. Geçiyoruz. Burada da Sahih-i Buhari'nin bu Tecrid-i Sarih'in sayfasını görüyoruz. Evet, burada başka bir baskısını görüyoruz. Şurada da içinden sayfaların fotoğraflarını verdik arkadaşlar. Görüyoruz, burada hadis var, hadisin tercümesi var. Yine hadisin metni var, tercümesi var. Efendim, bu eser okunması gereken eserlerden. Değerli arkadaşlar, hadislerle İslam'ı size okumanızı tavsiye etmiştik. Onu okuyun inşallah. Daha sonra bunu okuyun. Efendim, Riyazu Salihin'i okuyun. Başka tefsir okuyun, İslam tarihi okuyun. İnşallah bol bol okuyalım, öğrenelim, yaşayalım ve başkalarına aktaran olalım. Evet. Bu da değerli arkadaşlar, Tecrid-i Sarih'in bir yeni baskısı. Önceki baskı tükenmişti. Bu noktada bir ihtiyaç vardı. Yakın zamanda, zannedersem 1-2 yıl içerisinde evet, Diyanet İşleri Başkanlığımız Tecrid-i Sarih'i yeniden basmış oldu. Çok da güzel oldu. Allah öncülük edenlerden razı olsun. Bu şekilde eser tekrar basılmış oldu. Bu eserden bir tane temin edebiliriz. İmkanı olan arkadaşlarımıza öneririz. Evet. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bu Tecrid-i Sarih'i gördüğünüz gibi elektronik ortamda da yayınladı. Yani şu anda internet üzerinde de bu eser yayınlanmış bulunmaktadır. Buraya ben eserin linkini de verdim değerli arkadaşlar. Bu linkten de tıklayıp bir ulaşmaya çalışalım. Evet, gördüğünüz gibi şurada birinci cilt, ikinci cilt, üçüncü cilt. Birinci cildi tıklıyorsunuz, kitap önünüze açılıyor ve sayfalarını tutup çevire çevire okuyorsunuz. Yani tabii ki kitabı ele alıp okumak, koklamak, dokunmak, öpmek, alnına koymak, başına yastık yapmak, efendim ona sarılıp uyumak, değil mi? Şimdi maalesef telefonlarla yatıp kalkıyoruz. Ne kadar güzel olur.
Evet, başının altında, başucunda, başucu kitabı olarak bu şekilde kitaplarla hemhal olmak. Kıymetli arkadaşlar, dersimizi burada tamamlamış olduk. Bugün elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar İmam Buhari Hazretlerini ve sahihini sizlerle birlikte tanımaya çalıştık. Burada da İmam Buhari Hazretlerinin türbesini görüyorsunuz. Bir hayli emek sarf edilmiş. Bu da İmam Buhari Hazretlerine gösterilen bir vefadır. Tabi İmam Buhari Hazretlerini değerli kılan nedir? Elbette onun hadise olan bağlılığıdır. Bu efendim emek de, bu vefa da elbette İmam Buhari Hazretlerinin bedenine değildir. İmam Buhari Hazretlerini Buhari yapan hadise düşkünlüğüdür, ilme merakıdır. Onun için buradaki bu efendim vefa ilme gösterilmiş bir vefadır. Evet. Hani Yunus Emre diyor ya, ölen beden imiş, aşıklar ölmez. Evet. İmam Buhari Hazretlerinin de hadise olan aşkı yaşamaktadır. Gönlümüzde, zihnimizde, kitaplarımızda, inşallah hayatımızda, ahlakımızda. Evet. Özbekistan'da bulunuyor, Semerkant'ta. Hayatını aktarırken de söylemiştik. Buhara'dan çıkmış, Semerkant'a doğru çıkmıştı. Hertek'te vefat etmişti. 256 yılının Ramazan Bayramı gecesi Buhara, Hertek'te vefat etmiştir. Allah mekanını cennet eylesin, ahirette komşu eylesin. Kıymetli arkadaşlar, sağlıklı günlerde sınıflarımızda buluşmak dileğiyle her birerinize teşekkür ediyor. Hürmetle ve muhabbetlerimi tekrarlıyorum. Evde kalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.